Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stray Kids'in Walking on Water adlı dans pratik videosunu yazacağız. Geçmeden önce de şarkıyla ilgili bir yorumlar yapalım. Yani ben klipte çok şey yani nasıl desem en çok olumsuz böyle şeyler söyledim. Comeback oldu Stray Kids'in. En az like'ı da falan günlük en az like'ı falan da herhalde comeback'lerde bunu aldı sanırım. Çünkü yani bunu söylerken acaba ben mi çok farklı bir müzik tadına sahibim? Ya da böyle bazen şey oluyor biliyorsunuz. Hani grupları mesela çok mesela fan olsak da şarkı çok iyi olmasa da bir fanlık seviyesi var. O fanlık seviyesi yine çıkacağını düşündüm. Korktum açıkçası. Ama Stray Kids'lerim ve Stay'im böyle yani ayrımlamak istemiyorum ama bazı fandomlar cidden böyle oluyor. Belki içindeki insanların kendileri çektiğinden dolayı ama siteler bayağı olgunlukla karşıladılar ve hani bunu normal kılıp kendileri de aslında birçok yönden negatif yönleri varsa bunu belirttiler. Açıkçası yani sektördeki idollerin büyüdüğünü görüp de fanların da böyle daha ılımlı yaklaşması hoşuma gitti. Ya çünkü ne kadar da mesela umursamamaktan bahsediyorsak olursak da ya bir şey söylediğinde o tut yani batırmak demeyeyim de nasıl metaforlayacağımı bilemedim. Hani onu ters çevirip sana böyle onun etkisini sana vermeye çalışıyorlar. O yüzden böyle bir yorum yapınca insanın 10 defa düşünüyor acaba ne yapmalıyım diye. 10 defa bir süzgeçten geçirip ona göre bir şey söylemeye çalışıyorsun. Bu arada Çık Çık Boom ve Jam'ın performans çıkmış. Dün Billboard müzik varsa onu da gördüm ama izlemedim. İstiyorsanız izleyebiliriz onu da. Geçelim abi izleyelim. Bayağı konuştuk. Belki videonun sonunda biraz daha konuşuruz. Bakalım. Daha fazla Stray Kids hakkında video istiyorsanız da yorumla yazarsanız sevinirim bu arada. Scrollayalım. Bakalım nasıl olmuş. Stray Kids. Ve çok ben fark ettim ama çok az line'lar verilmiş. Bang Chan olsun. Lenovo olsun. Şimdi söyle yani onlar söyleyince fark ettim. Cidden öyle çanı falan görmedim gibi bir şey ben ya. Birkaç bir şey mi ne söylemişti sanırım. Burası bayağı iyi ya. İTSİ'nin performans şey, dans pratik yaptığı bir yerde burası değil mi? Bu tarz bir renge sahipti ama sanki bu yer değil. Bu biraz daha küçük bir salon gibi sanki. Bana öyle geliyor. Bunun daha büyük salonu da vardı diye hatırlıyorum JYP'de. Şey normal video içerisinden şarkı sesi verilmiş ama biraz böyle şey gibi uğultulu gibi kaliteli gel değil gibi içeriden gelen ses direkt müziğe yansıdığı için ama normal tabi bu. Peki. Bayağı hareketli koreografi bu arada cidden zor koreografi kim yaptı acaba? Wow. Lino, oğlum Lino var ya, yemin ederim saatin böyle en yakışıklı idollerden biri olabilir ha. Sol kolum ne zaman bir saat taksa bayağı hoş duruyor yani. Gözüme dikkatimi de çekiyor. Ve saat takmayı da seviyor. Burası iyiydi bu arada. What? Çok fazla müzik var ya işin içinde. Biraz kafa karıştırıcı olduğundan bahsediyordu insanlar. Genellikle cidden onu biraz hissediyorsun. Fazla kafa karıştırıcı. Biraz değil de biraz fazla. Hip hop tarzı bir havası olduğu için de bunu bu arada yani yorumlardan falan görüyorum. Yani ne için bana böyle geldiğine dair onları söylemleriyle beraber yorumluyorum. Şurası güzel de bu arada. Oğlum. Oyuncunun öyle bir center'a geldi ki başka kimseye bakamadım. O kadar çok dikkat çekici bir adam ki. Hey, o ne? Balık tutma şeyini mi yaptık biz? Çağır.
Ha, phishing'den bahsediyor zaten. Okey. Peki peki. Peki, burası cidden bu arada. Huyun'un ve Dino'nun Pushilino ne Dino'su ya? Aya'nın partlarını cidden, Aya'nın özellikle partlarını çok beğendim. Ve ikinci dinleyişte şu an şarkı bana şey gelmiyor. Fena değil yani. Hani ilk dinlerken demiştim. Şarkı ilerleyen dinleyişte falan ilerleyen düzeyleri de. İkinci dinleyişte bile bir tık daha iyi geldi yani. Peki. Peki. O adamlar yok oldu lan bildin. Nereye gittiniz? Doğru dört. Aynen partları cidden bayağı iyi. Şarkı benim için tutan ya şey partları sahip yani aya. Wow. Bu kara kısmını çok tatlı karşılamış ama bu ilk partide de bu tarz bir parti vardı aynen. Keşke en azından bir tanesini çana verselermiş. Daha iyi olabilirmiş. Burada Sigmin'in en sevdiğim part burasıydı bu arada. Sigmin'in en üst notası. Yapay! Burada slash diyorlar değil mi? Çok iyi. Ama flop, ama flop, ama water. Peki lan. Peki. Peki peki. Oh my. Nedense bu Stray Kids'in ikinci çıkaracağı şey side olarak bu performans edeceği şarkı illa olur diye düşünüyorum. Bu daha çok tutacakmış gibi hissediyorum. Yani bana öyle geliyor. Wow, bu kısım da bayağı güzeldi. Bu arada Stray Kids'in de diğer albüm şarkılarını izlemek istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Onlar da bayağı iyiymiş. Özellikle solara. Wow, sese bak. Wow. Sanki böyle oynanılmış ses gibi ya. Böyle basarsın ya robotik sesi böyle ne bileyim bilgisayarda efekt olarak. Adamın sesi o tarz ses ya. Şaka gibi. O ses tonuydu daha doğrusu. Sesi o şekilde değil sadece. Adamın ses aralığı çok yüksek yani Felix'in. Walking on water. Havalıydı bu arada ben. Oo, burada güzel çıktılar lan. Beklemedim. Bir anda böyle şey güzel şey aldılar. Baksana 2 3 2 4 2. Bayağı güzel pozisyon. Birisi de arkasını dönmüş. Kim o? İlginç. Fena gelmedi bu sefer kulağa bu arada. Wow. Burada bayağı tekrarlıyorlar. Güzeldi güzeldi. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız Stray Kids hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.